olsun gayrimenkul sektörüne fırsat oluyor. Korona da maalesef diyeceğim. Maalesef korona da bir fırsat oldu bizim için. Bu dönemde nasıl fizbo yapılır? Benim de birkaç fikrim var. Onları da paylaşırız şimdi hep beraber. Ya bugün bu eğitimi yapmak gerçekten iyi oldu. Sonuçta hı hı. Yeni arkadaşlarımız mutlaka ki bir şeyleri öğreniyorlar. Ama bu işte eski olan, yıllardır bu işi yapan arkadaşlar bile en azından hatırlıyorlar. Bir şeyler çağrıştırıyorlar. Eğitim her zaman herkes için faydalı bence de. Evet. Yani bu eğitimi aslında daha önce de biz yapmıştık. Yani fizbo eğitimi zaten klasik bildiğimiz bir eğitim. Özellikle yeni katılan arkadaşlarımız istediği için bunu tekrar planladık. Ya aslında eğitim diyoruz ama arkadaşlar aslında bildiğiniz gibi ben bir eğitmen değilim en nihayetinde. Ben de bir gayrimenkul danışmanıyım ama hani uzun yıllardır bu işi yapıyor olduğum için Fizbo'yu iyi yaptığım düşünüldüğü için şu an karşınızdayım. Kendi fikirlerimi, tecrübelerimi, ben nasıl yapıyorum onları paylaşmak için buradayım. Bir eğitmen olarak değil. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Sadece kendi doğrularımı, bilgilerimi sizinle paylaşmak üzere karşınıza geldim. O yüzden dedim hani sesi kapatmayalım. Fizbo biraz daha böyle ama ben öyle yapınca böyle oluyor. Ama ben şöyle bir cevap aldığımda ne yapmalıyım gibi bir sohbet gerektirdiği için o yüzden sesi kapatmayalım dedim. Ya tabii ses kapalı. Yine karar sizin. Herkes sesini açıp soru sorabilir. Evet. Yani Fizbo'da çünkü eminim bir sürü sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz, ben böyle yaptım, şu çok güzel tuttu, her yiğidin yoğurt yiyişi farklı, onu da örnekleyebiliriz. Sizin yoğurt yiyişinizi de örnek alabilecek arkadaşlarımız veya ben olabiliriz. O yüzden sesi kapatmayalım bence. Bugünkü konumuz Fizbo arkadaşlar. Fizbo'nun ne olduğunu zaten biz yıllardır yapan gayrimenkul danışmanları biliyoruz. Sahibinden satılık veya kiralık gayrimenkulleri, sahibinden satılık olan mülkleri kendi portföyümüze ekleyebilmek Fizbo. Fizbo görüşmesi. Genellikle de Fizbo görüşmesini telefonla veya yüz yüze ama çoğunlukla da telefonla yapıyoruz zaten bildiğimiz gibi. Bir saniye bunu ben... Beni görüyor değil mi herkes? Sesin de geliyor. Bir sıkıntı yok. Yok. Tamam. Fizbo'da ben genellikle hep şey diyordum. Eğitimlerde de ekranda gösterebilseydik siz de görecektiniz. Fizbo bir av, biz de bir avcıyız. Evet, gerçekten öyle aslında. Hani tabiri caizse bir av savaşı bu. Ve bir tane Fizbo için, bir tane sahibinden için baktığınızda en az 30 tane gayrimenkul danışmanı, yani 30 tane de avcı var aynı gün içerisinde onu arayan. Ve hepsi sandalyesinin başına oturuyor, ofisine gidiyor veya evinde nerede çalışıyorsa bilgisayarın başına oturup o Fizbo'yu, o sahibinden satılığı arayıp genellikle aynı cümleleri kullanıyor değil mi? İyi günler, ben şu 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 ofisten, şu isimli gayrimenkul danışmanı, sizin evinizin satışıyla ilgilenebilir miyim? Herkes aynı cümleleri kuruyor. Biz de aynı cümleleri kuruyoruz. Peki bu Fizbo, bu sahibinden, satılık olan mülkün sahibi neden bizi tercih etsin? Onu konuşacağız bugün. Bizi nasıl tercih ederler, onu nasıl sağlarız? Bunların üzerinde duracağız. Bir kere öncelikle emlakçı ve gayrimenkul danışmanının ayrımını yapalım ve satıcıyla gayrimenkul danışmanının ayrımını yapalım arkadaşlar. Baktığımız zaman biz emlakçı değiliz. Eskiden bizim eski ismimiz, isimlendirmemiz emlakçıydı. Artık biz ne diyoruz? Profesyonel gayrimenkul danışmanı, profesyonel yatırım uzmanı gibi daha şık, daha eğitimli isimler tabir ediyoruz kendimiz için. Asla emlakçıyız demiyoruz. Ben bu işi 7 yıldır yapıyorum. Hiçbir kimseye, yani ailemde, ne arkadaş çevremde, ne görüştüğüm müşterilerimde merhaba ben şu emlaktan, şu emlak danışmanı gibi tanıtmadım. Hep kendimi gayrimenkul danışmanı olarak tanıttım. Ağzımı da buna alıştırdım. Emlakçı kelimesini hiç kendim için kullanmıyorum. Hatta hiçbir meslektaş arkadaşım için de kullanmıyorum açıkçası. Genellikle emlakçı ve satıcı zaten aynı şeyi yapıyor çünkü. Her ikisi de sadece afiş asıyor ve internette ilan koyuyor. Bunu satıcı da yapıyor, emlakçı da yapıyor. Demek ki aralarında hiçbir fark yok. Demek ki fark yaratacak olan biziz. Yani biz kimiz? Profesyonel gayrimenkul danışmanı. Bir fark yaratmak zorunda. Satıcıdan ve emlakçıdan fazla şeyler yapmak zorunda. Bunları zaten hep bildiğimiz, hep konuştuğumuz bazı unsurlar var. Bölgeye hakim olması gerekiyor. Mevcut gayrimenkulün ekspertizini yapabilmesi gerekiyor bölgeye hakim olarak.
planlı çalışması gerekiyor, eğitimli olması gerekiyor, donanımlı ve disiplinli olması gerekiyor. Ve bir garmekul danışmanın kendisine hedef koyması gerekiyor. Bu hedef doğrultusunda da FISBUS'una ulaşması gerekiyor. Dolayısıyla biz bu özelliklere sahip olarak fark yaratmak durumundayız emlakçı ve satıcıdan. Fark yaratmayla ilgili eskiden birçok şey söylüyorduk. İşte neler söylüyorduk biliyorsunuz, ilk görüşmede sunum dosyamızla gideceğiz diyorduk, kart vizitimiz olacak, yakı kartımız olacak, bölge uzmanı olacağız, onlara bir takım şeyler vaat edeceğiz. Ama şimdi baktığınız zaman aslında bu emlakçı olarak tabir ettiğimiz insanlar da artık bunları öğrendi. Veya diğer firmalarda çalışan bütün gayrimenkul danışmanları, bütün profesyoneller esasında artık bizim gibi bu özelliklerle fark yaratmayı öğrendiler FISBO görüşmelerinde. Demek ki artık bunlar da yeterli değil. Benim şöyle bir fikrim var FISBO ile ilgili arkadaşlar. Ben 7 yıldır FISBO yapıyorum ve 7 yıldır bölge çalışması da yapıyorum. Özellikle ilk 3-4 yıl çok aktif bölge çalışması yaptım. O dönemden de iyi biliyorum. FISBO'yu alabilmenin bana göre en önemli yolu takip, takip, takip. Takip. Yılmadan yaptığımız aynı FISBO'nun peşini bırakmamak o daireyi almamızı sağlıyor. Tabii ki fark yaratacağız ama birinci unsur bana göre artık yeni dönemdeki fikrim bu. Eskiden ilk başladığımız yıllar demin söylediğim gibi sunum dosyaları, işte anlatımınız, anlatım şekliniz, yetki belgesini sunumunuz, yapacağınız hizmetleri, farklılıklarınızı anlatmanız bizi çok ön plana çıkarıyordu profesyonellerde, kurumsallarda. Fakat yeni dönemde görüyorum ki artık bunları herkes yapıyor. Çok iyi takip yapacağız ve çok iyi beden dili ve konuşma şekli kullanacağız arkadaşlar. Geçenlerde bir eğitim oldu. Ben bir Uğur katıldık, bilmiyorum ofisten başka katılan olmuş muydu ona, ama telefon görüşmesi eğitim vermişti bir eğitmen. Şu dönemde zaten hep diyoruz ya, bu kişisel gelişim eğitimleri özellikle kaçırmayalım, sektörel paylaşımların haricindeki eğitimleri de. Çünkü onlar bizim tamamen müşteriyle olan iletişimimizi sağlayacak eğitimler. Yani şu an evde oturduğumuz yerde aldığımız bu kişisel gelişim eğitimlerinin örneğin FISBO aramasında bize çok büyük faydası var. O eğitimde mesela telefon görüşmesindeki o ses tonunuzun önemi, konuşma şekliniz, kullanacağınız kelimeler, beden diliniz, telefonla konuşurken ki beden dilinizin ne kadar önemli olduğunu anlatmıştı. Artık görüyorum ki yeni dönemde FISBO yaparken en önemli dikkat etmemiz gereken şeyler gerçekten telefon görüşmesi veya yüz yüzeyken ki görüşme şeklimiz. İkincisi de takip. Gerçekten takip etmek zorundayız. Çünkü diğer yaptığımız şeyleri evet yapmaya devam edeceğiz ama onları artık bütün profesyonel garmekul danışmanları yapıyor. FISBO aramasını yaptık arkadaşlar. Bu ilk görüşme kesinlikle tanışma ve bir analiz görüşmesi. Yani karşımızdaki FISBO ile tanışmak ve analiz etmek için arıyoruz. Lütfen ilk görüşmede de telefonla görüşür görüşmez o portföyü alacağımızı hemen o dairenin bizim olacağını planlayarak, tabii ki planlıyoruz ama bu planımızı belli ederek çok hızlı koşturarak gitmeyelim karşımızdaki FISBO'nun üzerine. Yaklaşımımızda farklı olalım lütfen ve aradığımız portföye son derece sahip olalım. O daireyle ilgili, bu bir konut ise konut üzerinden gideceğim ben. Ağırlıklı konut çalışan bir ofisiz. Aradığımız dairenin tüm bilgilerine lütfen sahip olalım. Çevresine de, daireye de hakim olalım. Amacımızı hiçbir zaman belli etmeyelim karşı tarafa. Son derece özgüvenli ve mutlaka o bölgenin uzmanı olduğumuz bir bölgede FISBO yapalım. Ben Çiğli Ataşehir'e çalışıyorum ama hadi Naredere'den bir FISBO yapayım demeyelim. Bence yaptığımız o FISBO'yu alma ihtimalimiz çok zayıf ama hakim olduğumuz bölgede, bildiğimiz bir bölgede yaptığımız aramadan hakkıyla layığıyla çıkmamız çok daha mümkün. Ve her görüşmemizde çalıştığımız bölgenin uzmanı olduğumuzu, o bölgeye hakim olduğumuzu, orası ile ilgili fikrimiz olduğunu belli eden cümleler kuralım. Ben kendimden örnekleme yapayım size. Ataşehir'de bir FISBO yaptığım zaman mutlaka o yaptığım binadaki dairenin bulunduğu binanın yakınında olan bir şeyi mutlaka cümlelerimde vurguluyorum. Atıyorum,
Ahmet Bey hemen yanılan yan bloğunuzda işte orada atıyorum beceren sitesi var bilirsiniz. Onun altında bir market var ve hemen yakınızda şu okul var çok iyi biliyorum bir müşterimin çocuğu oraya gidiyor gibi. Oraya hakim olduğumu, orayı iyi bildiğimi belli eden cümleler kurmayı çok önemsiyorum. Çünkü çok faydasını gördüm. O zaman kanıtlıyorsunuz gerçekten o bölgeyi bildiğinizi. Mutlaka bir tanışma sohbeti yaratın görüşmelerinizde. Var bu arada ben ekranı açtım slaytı. Neyi? Slaytını açtım sunumunu. Ha ben bir dakika. Benim ekran gitti. Ha siz beni görüyorsunuz ama değil mi? Seni de görüyorlar. Sunumu da görüyorlar. Ha tamam. Tamamdır. Sayfama. Şimdi söylediğim şeylerde evet bunlar. Bir, evet, tanışma sohbeti. Yani ilk ortamımız kesinlikle tanışma sohbeti olmak durumunda diyordum en son. Bir numaralı önceliğimiz evet Fizbo ile mutlaka yüz yüze görüşebilmeyi sağlamak. Mutlaka olumsuz cevaplar alıyoruz her ilk görüşmemizde. Ama biz yine de sadece amacımızın bir tanışmak olduğunu ifade edebilirsek, inandırabilirsek mutlaka o eve adım atmayı da beceririz. Ve evin içine girdikten sonra arkadaşlar... Bizlerin eve girdikten sonra portföy almasının ben çok zor olduğunu düşünmüyorum. Eve girip tanışabildikten sonra çünkü mutlaka o samimiyet, o sıcaklık oluşuyor ve o portföyü alarak çıkıyorsunuz. Hep derim ben o kapıda adımımızı atana kadar Fizbo alabilmek, yetki belgeli alabilmek. ilk sunum dosyasıyla gittiğimizde, randevuyu aldıktan sonra ilk sunum dosyasıyla gittiğimizde mutlaka faydalı bilgiler vereceğiz ama öncesinde telefonda da onlara eğer ki hani zorluyorsa bu ilk görüşmeden önce telefonda da verebileceğiniz bilgiler olabilir bunlar evin içinde verebilecekleriniz. Yani satıcıya verebileceğiniz değerli bilgiler arasında bölge ekspertizi yapabildiğinizi söyleyebiliyorsunuz, bölge uzmanı olduğunuzu söylersiniz, ne tür çalışmalarla yürüyen bir ofis olduğunuzu ve danışman olduğunuzu anlatabilirsiniz. Profesyonel çalışmalarınızda işte şimdi yeni dönemde bir sürü şey ekliyoruz ya kendimize. Drone çekimleri, işte üç boyutlu görüntüler bunları yapmaya başladığımızı. Yani kendimize pazarlama diyoruz ya telefonda da bir takım pazarlamalarla biz bu sistemlerle çalışıyoruz. Hani bunun da bilgisini vermek isterim sizinle tanışmadan önce gibi bilgileri verebiliriz. Ve asla hiçbir zaman ilk telefon görüşmesinde hizmet bedelimizden, mutlaka dairi afişi asmak istediğimizden bahsetmeyelim. Çünkü gerçekten mal sahiplerinin aslında afiş asmaya karşı da bir garezi var diyeceğim. Çok istemiyorlar. Evlerinin satılmasını istemesine rağmen çok afiş asılsın, deşifre olsun istemiyor daireleri. Bunu daha telefon konuşmasında belli ettiğinizde ben de afiş asarım, ben de sahibinden ilan girerim oluyorlar. Genellikle afişi ben hep şöyle diyorum. Bakın bizim birçok satış argümanımız var. Birçok pazarlama tekniğimiz var. Bunlardan bir tanesi afiş. Asla bizim için olmazsa olmaz. Ama her taraftan da gayrimenkulümüzü deşifre etmeliyiz ki bize ait olduğu görünmeli ki ben müşterimi buraya getirdiğimde ha evet bu Pınar Hanım'ın portföyü beni apartmanın önünde bile beklerken benim afişimi gördüğümde Pınar Hanım'ın portföyü diyebilmesi için yapıyoruz. Tabii ki de bir daire asla afişte satılmaz diyorum. Ama esasında afiş nedir arkadaşlar? Afiş asmak aslında ben hep söylerim çok çok önemlidir. Her gayrimenkul danışmanının en az 5 tane asılı bölgesinde en az 5 tane asılı portföyü olması gerekir diyorum hep. Afiş gerçek alıcının kucağımıza düşme şeklidir. Çok çok önemlidir. Ben her aldığım portföyde yetki belgesini çok önemsiyoruz ama ben açıkçası afişi çok daha fazla önemsiyorum. Çünkü hedef alıcıya ulaşma noktasıdır. Aldığınız daireye kendi afişinizi asmak. Bir sonraki slayta geçebilir misin Uğurcuğum? Ben bunu hatırlatma yaparak kendime devam ediyorum çünkü. Bu değildi. Bir öncekine gelir misin? Evet. Fizbo ile ilk randevu. Fizbo ile ilk randevu da mutlaka zaten hepimiz biliyoruz. Birinci sunum dosyamızı hazırlamayı yeni gelen arkadaşlar da biliyor. Eskiler zaten biliyor. Yarattığımız farklardan bir tanesi yıllardan beri.
profesyonel gayrimenkul danışmanı farklarından bir tanesidir. Birinci sunum dosyamızla gidelim mutlaka. Şimdi sunum dosyasına girmeden buraya kadar sorusu olan var mı acaba? Evet. Ya evet, hani ben bunu anlamadım. Ne yapmam lazım gibi ya da başka. Hafif bir ses kesilmesi oldu bende. Bir önceki slayta gelebilir miyiz? Ben bir şey soracağım. Bir saniye. Bu mu? Değişmedi. Değişmedi. O zaman arada bir kaldım demek ki, farklı bir slide'di benim gördüğüm. Belki ileridedir. Konuşma bir yok, bu da değil. Şeydi soru, yani evi ne zaman aldığını sorun gibi bir durum vardı. Ben... Ha, o örnek sorular. Örnek evet, sorular. Evet. O sorular eve girdiğinde olabilecek sorular. Telefonda o kadar çok soru. Yani tabii ki Fizbo'nun gidiş şekline göre değişir elbette ki, ama onlar sizin sorabileceğiniz soru örnekleri. Şimdi geleceğiz ona da. Tamam, ben sadece gördüm demek ki bir donukluk yaşadım ondan dolayı. Teşekkürler. Tamam. Pınar'cığım, ben bir şey diyeceğim. Pınar. Duyuyor musun? Duyuyorum. Evet, evet, duyuyorum. Örnek olarak da yapsak biraz daha kolay olmaz mı? Mesela siz danışman olursunuz, Uğur Bey satıcı olur. Böyle rol değişerek... Yapmıştık daha önce. Şey, randevu mu alsın diyorsunuz? Yani şimdi böyle yeni gelen arkadaşlar mesela görsünler nasıl konuşuluyor. Anlatabiliyorum, nasıl mesela ikna edebiliriz müşteriyi. Nasıl konuşmamız gerekiyor. Mesela telefonda kesinlikle... hani diyorsun ya, hizmet bedeli konuşulmaz, sözleşme konuşulmaz. Sadece müşteriyi biz yüz yüze görüşmeyi ikna etmemiz gerekiyor. Yüz yüze görüşmemiz gerekiyor. Ve bunu örnek olarak mesela biriniz danışman olun, biriniz satıcı olun. Yani bir tiyatro oyunu kimi yaparak daha kolay arkadaşlar anlarlar. Ben öyle düşünüyorum. Biz bunu daha önce çok yaptık ofiste, yaparız yine. Sizin olmadığınız dönemde galiba yaptık değil mi Uğur? Evet evet, yaptık. Gene yapabiliriz. Evet. Ben gelen... telefonun şimdi başında ben... bekliyorum. Arayabilirsin beni. Yok. Yani ki güve telefonla konuşmuş kimi yani. Bilmiyorum. Ben biliyorum zaten de. Yani. Bunlar yapabilir. Ben de hiç denk gelmedim. Senin için zor bir şey olacağını düşünmüyorum ben. Sen beni arıyormuşsun. Ben de müşteri olayım. Tamam. Ben gayrimenkul danışmanıyım değil mi? Evet. Şu şeyi bitirip öyle yapalım mı? Tamam. Tamam, sunumdan sonra. Yoksa anı anlamı yapalım. Yani şu an telefondayız, daha eve girmedik. Bundan sonraki aşamada evin içine giriyoruz çünkü. Girmeden o zaman randevu alsan. Evet. Ya, evet. Öyle aşama aşama gitsek daha iyi olur. Çok spontan oldu yalnız bu. Tam inandırıcı olması için telefonu da koyuyorum kulağıma. Anne, telefonun başında çaresiz bekliyorum. Tamam Uğur, çok zorlama beni. Zaten bugün çok yorgun bir günüm. Efendim? Alo. Ha, buyurun. Merhabalar, Uğur Bey ile görüşüyorum değil mi? Evet benim. Ben kimle görüşüyorum acaba? Uğur Bey merhabalar. İsmim Pınar Tosunoğlu. Start K Life Gayrimenkul'den arıyorum sizi. Nasılsınız? Sağ olun Pınar Hanım. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İyiyim ben de. Uğur Bey, sizin internette bir ilanınızı görüyorum. Satılık bir daireniz var. Aktif midir acaba daireniz? Şu anda satıldı mı? Aktif satışta mı? Öğrenmek isterim. Müşteri olursa satmaya niyetliyiz. Öyle bir niyetimiz var. Ya ben anlamadım. Güzel. Henüz daha aktif yani. Hayırlısı olsun o zaman. Emlakçısınız siz, ben anlamadım da. Alo. Siz emlakçı mısınız? Ben anlamadım da. Gayrimenkul danışmanıyım, evet. Mavişehir ofisinden arıyorum sizi. Start Gay Life Mavişehir ofisinden arıyorum. Tamam. Sizin efendim? Terecinin orada galiba, görmüştüm geçerken. Aa evet, Tereciyle hemen yan yanayız. Görmüşseniz ne kadar güzel. Yerimizi de biliyorsunuz o zaman. Beklerim bir gün. Bir geçişinizde kahve içmeye bekliyorum o zaman. Tamam, buyurun.
Uğur Bey, sizin daireniz dikkatimi çekti ilanları kontrol ederken, sahibine ilanlarını. Benim çalışma bölgem, uzmanlık alanım Çiğli Ataşehir bölgesi. Sizin eviniz de Marken sitesinde. Marken sitesi de oldukça iyi bildiğim, geçmişte de birçok satış ve kiralama yaptığım bir site. Hatta sizin karşı bir yolunuzda Derin Apartmanı bilirsiniz. Oranın da 6. katını çok yakın bir zamanda yeni sahibiyle buluşturduk. Kaça gitti orası? 640 bin lira. Ucuza gitmiş ya. Anahtar teslimde, evet, yani tüm masraflar dahil 640 bin liraya gitti. Güzel bir rakam. Çok da uzun kalmadı açıkçası. Valla ben o paraları vermem yani Pınar Hanım. Sizin dairenizin konumu biraz daha farklı ama. Aynı konumda değil bu daireler. Tabii resimlerden görüyorum. Tam net göremedim açıkçası. Ne kadar süredir satışta daireniz Uğur Bey? Ya bir ay falan oldu işte. Zaten sonra da virüs çıktı. Bir ay oldu. Gerçi yaklaşık zaten bir aydır virüs var. Haklısınız. Bu süreçte biraz sıkıntı yaşamışsınız. Ters bir zamana denk gelmiş. Evet. Ama biz gördüğünüz gibi gayet aktif, online de olsa çalışmaya devam ediyoruz. Gayrimenkul danışmanları olarak. Çünkü alıcılarımız için çok yani en fazla birkaç hafta ertelebilecekleri bir süreç olarak görüyor herkes. Sadece biraz beklemeye aldık durumu ama yine internet üzerinden veya sahada da sakin sakin olsa çalışmaya devam ediyoruz açıkçası. Anladım. Uğur Bey, şöyle söyleyeyim. İşleriniz varsa getirin, satın. Açayım ben böyle şeyleri. Müşterimiz hep var. Bölge çalışması yaptığımız için birçok da afişimiz var. Dolayısıyla birçok da ilanımız var. Onlardan da gelen, geçmişten de gelen, alıcı kitlemizden de gelen birçok alıcımız var. Fakat tabii biz açıkçası hiçbir portföyümüze müşterimizle birlikte ilk kez gitmiyoruz. O nedenle benim sizden bir ricam olacak. Bu evde yaşıyor musunuz? Siz ev boş mu? Eşyalı görünüyor ama herhalde yaşıyorsunuz. Yaşıyorum, evet, yaşıyorum. Siz kendiniz oturuyorsunuz. Yaşam var. Zor bir süreç tabii ki. Bu dönemde yüz yüze gelmek sıkıntılı olacaktır ama eğer sizin için uygun olacaksa ben sizinle bir tanışmak, evi bir görmek isterim öncesinde, müşterilerime sunmadan önce. Olabilir mi böyle bir şey? Ya olur tabii Pınar Hanım da. Yani yanlış anlamayın ama sizin gibi hani 3-4 kişi daha aradı. Günde bir 10-15 kişi emlakçı arıyormuş. Hiç müşteri aramayıp emlakçı arıyor zaten. Anlamadım ben. Yani ben. Bu çok da uzun sürecek. Bu süreç hiç bitmeyecek sizin için. Evet, bu nedir? Sürekli size emlakçılar, çevrenizdeki komşulardan evinizin kendi evinin değerini merak eden komşularınız, ekspertiz yapmak isteyen ama kendini müşteri gibi tanıtan birçok kişi arayacak ve siz bunları alıcı zannedeceksiniz. Bu çok gelecek başınıza bu süreçte. Evet, yani evet, gerçek müşteri bulamıyoruz. Yani anlamadım ben. İşte biz bunların hepsini süzgüden geçirmek için varız, merak etmeyin. Yani ben öncelikli olarak dediğim gibi sizinle tanışmak, benim bölgemde satabileceğimi düşündüğüm güzel bir daireniz var. O yüzden bir tanışmak, dairenizi görmek istiyorum. Biraz da size kendimi tanıtmak, çalışma şeklimi, firmamı, ofisimi de anlatmak isterim. Çok da vaktinizi almam. Sizden ricam, çalışıyor musunuz Uğur Bey? Siz gününüz üzeri, hafta içi herhalde iştesiniz. Ne işle uğraşıyorsunuz? Avukatım ama işi yapmıyorum uzun süredir. Bir dinlenme bölümüne geçtim. Aynı güzelmiş. Avukatlık mesleğiniz iyi. Siz, benim de sizden birkaç yardım alacak yardım olabilir o zaman. Tanışırsak sevinirim. O zaman hafta sonu belki daha uygun olursanız bana bu cumartesi için, öğlen saatleri için bir 10 dakika 15 dakikanızı ayırmanız mümkün mü? Ben zaten her cumartesi Ataşehir'de, bölgemde oluyorum zaten. Anladım, anladım. Ya birkaç kişi daha aradı valla. Ne dedi ya? Remax dedi. Bir tur yaptan arayan oldu. Şimdi onlara randevu vermedim. Size verirsem onlara ayıp olacak. Bir de benim akrabam var, emlakçı. O duyarsa zaten. Herkesin bir emlakçı akrabası var. Herkesin var. Evet. Onda yapacak bir şey yok. Bakın burada önemli olan ne biliyor musunuz? Bu hatır gönül işi değil. Sizin bir gayrimenkulünüz var ve siz bunu satmak istiyorsunuz. Mutlaka ki bunun da en iyi şekilde pazarlanmasını, doğru fiyattan doğru zamanda satılmasını isteyeceksiniz. Yanlış mıyım?
Tabii sonuçta para lazım yani. Para lazım diye satıyor. Yani her gayrimenkul satıcısı aynı şeyi isteyecektir. Ben de size bölge uzmanı olduğumu, dairenize sunabileceğim birçok alıcı ve müşterim olduğunu ama kurallarım gereği, profesyonelliğim gereği sizinle tanışmak ve önce dairenizi görmem gerektiğini söylüyorum. Bir cumartesi, bu cumartesi bir 10-15 dakikanızı bana ayırabilirsiniz diye düşünüyorum. Vallahi ne diyeyim Pınar Hanım, şimdi sizi kırmak da olmaz. Yani çok da nazik yapmak. Teşekkür ederim. Tamamdır o zaman. Cumartesi ben sizi sabahtan arıyorum. Ben bir imza vermem. İmza isteyeceksiniz. Ya, hani şunu söyleyeyim baştan. Ben avukat olduğum için zaten yani imza atmam bir yere. Tamam. Yetki belgesi vermek istemiyorum diyorsunuz. Doğru anlıyorum. Evet. Şimdi ben şunu söyleyeyim size. Kurumsal bir ofis olduğumuz için çalıştığımız tüm portföyleri bir kere öncelikle söyleyeyim, yetki belgeli çalışıyoruz. Fakat zaten öncelikle ben sizinle tanışmak, dairenizi görmek istiyorum. Koşullarımız uyarsa o kısmı da size hangi şartlarda çalıştığımı anlatacağım. Karar yine sizindir. Tamam. Bir de ben 800 istiyorum Pınar Hanım. 800'den de düşmem yani, haberiniz olsun. 800 bin. Uğur, abartma istersen. 600 bin, 640'a satılmış emsal var orada. Cumartesi. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Ben bir kere 800'lük 640'a satış yaptığımda 800 bin lira olan bir daireye FİSBO yapmam. Tamam, 700 olsun. Olmadı, bari 700 istiyorum tamam. De. 700, tamam. Randevuyu verdim. Buradan evet. Devam edelim. Buradan devam edelim. Evet. Tamam. Var mı arkadaşlar? Burayı... Bir de burada önemli bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi Uğur dedi ya 800 bin istiyorum diye. Mesela satış rakamı emsal veya ekspertize 600 bin lira olan bir yerde 800 binlik bir daireyi ben aramam. Hani sizin de çok aramanızı tavsiye etmem açıkçası. Doğru fizboları aramaktan aynen. Yanayım. Evet, soru evet. Var. Furkan Bey. Benim bir sorum var. Buyurun. Şimdi Pınar'ı dinliyorum, çok güzel ama bizim gibi tecrübesizler için ne diyecek? Yani bölgem deme şansım yok, fiyat bilgisi verme şansım yok. Benim ve benim gibi olanlar biz nasıl gireceğiz? Bölgem deme şansın var. Neden yok? Biz her zaman deriz ki ilk gayrimenkul danışmanlığına başlarken ilk başta FİSBO yapılmaz zaten. İlk önce çalışacağınız bölgeyi seçersiniz. O bölgeyi tanırsınız, o bölge hakkında fikriniz olur. Etrafta 500 tanelik bir yer mi çalışacaksınız? Orada ne okul var, ne market var, ne ulaşım var? Bunları öğrendikten sonra FİSBO yapıyoruz zaten. İşe başlar başlamaz FİSBO yapmıyoruz. Bu aşamada değiliz o zaman henüz. Tabii. Öncelikle bölgenize hakim olacaksınız. Bölgeyi çok iyi öğreneceksiniz. Genel temada bölgenizi öğrendikten sonra FİSBO yapmaya başlayacaksınız. Sistem zaten öyle. Ya da bölgeye hakim değilseniz bölge demeyin. Yani sonuçta ben kurumsal olarak bu işi yapıyorum. Sizin de ilanınızı gördüm. Sizinle tanışmak, görüşmek isterim diyebilirsiniz. Yani Pınar Ataşehir'e çok hakim olduğu için bölgemden dem vuruyor. Şimdi bunları Alsancak'a ara desek orada bölgem diyemeyecek o da tabii. Tabii ki. Anladım. Kurumsal firmadan giriş yapabiliriz. Tamam, olabilir. Evet. Yani benim bölgeyi vurgulamamdaki amaç esasında olması gereken o. Ben olması gerekeni vurguluyorum. Yani ilk önce bir bölgeniz olur, o bölgeyi tanırsınız, öğrenirsiniz, sonra orada FİSBO yaparsınız ve başarılı bir şekilde o portföyü alırsınız. Mesela bana şimdi Alsancak'tan FİSBO yap deseniz yapamam. Kendimde o gücü hissedemem. Bölge çalışması sırtınızdaki bir kuvvettir. Ben o yüzden hep bölgenizi belirleyin, tanıyın, öğrenin, sonra FİSBO yapın derim. Yani hani aşamayı öyle daha doğru buluyorum. Gidiş aşamasını açıkçası. Anladım Pınar'cığım. Henüz o aşamaya gelemedim. Dur bakalım. Olacak işler. Yani mutlaka o senin bir bölgen var mı Serpil? Yok, ben daha bölgenin B'sine başlamıştım. Çalışmaya fırsat bulamadın çünkü daha. Biraz ondan değil mi? Evet, evet. Yani şu sıkıntılar geçtikten sonra sen de kendine bir çalışma alanı belirleyip onun üzerine yoğunlaşıp oradan yürüyebilirsin. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de bir şey soracağım. Benim yaptığımız zararı var mı diye soracağım ben. Kendi